Merhaba arkadaşlar. Bugün bir büyük ismi sizlerle konuşacağız. Edgar Allan Poe onun için bir şiirinde insan olduğuna hayıflanan bir tanrı kraldı diyor. O ise kendisi için yıldızların kaderini tayin eden bir komutan tanımlamasını kullanıyor. O, Bozkırların büyük bir savaşçısıydı. O öldüğünde arkasında 17 milyon ceset bıraktı. Peki kimdir bu büyük komutan? Emir Timur. Timur, 1336 yılında bugün Özbekistan'ın bir köyünde dünyaya geldi. Gençlik yıllarında ülkesinden kaçarak bozkırlarda yan kesicilik ve daha sonra da paralı askerlik yaparak geçimini sağlıyordu. Hatta bu dönemde karıştığı bir olay sonucunda işkence görerek bir ayağı ve kolu sakat kaldı. Bu yüzden kendisine Aksak Timur veya Timurlenk denmektedir. Daha sonra kendini savaşçılığa adadı. Tek amacı ünlenmek ve Maveraün Nehri ele geçirmekti. Bu amaçla kendisine has bazı özellikler geliştirdi. Bunlardan biri, mesela askerlerine, düşman askerlerini ele geçirmek için tepelerde yüzlerce ateş yakmalarını emreder ve düşmanların sanki her taraftan sarılmış oldukları hissine kapılmasını sağlardı. Bir başka yöntemi ise düşmanlar kaçarken onları kovalayan askerlerinin atlarının arkasına çalılar bağlatır ve o çıkan dumandan dolayı düşmanın sanki arkasında çok büyük bir ordu olduğu hissine kapılmasını sağlardı. Ancak ne kadar iyi bir savaşçı olsa da, ülkeler fethetse de han unvanı kullanamıyordu. Çünkü o Cengiz soyundan gelmiyordu. Töreye göre Cengiz soyundan gelmeyen bir insan han unvanı kullanamazdı. Bu sebeple o kendisine emir diyordu. Ancak adet yerini bulsun diye de Cengiz Han soyundan gelen bir kişiyi yanında gezdiriyordu. Ve hatta daha sonra Cengiz Han soyundan gelen bir kız ile evlenerek Cengiz Han'ın damadı olmayı başardı. Emir Timur'un çok iyi bir ekibi vardı. Ekibinin bir kısmını ajan olarak kullanıyor, fethetmek istediği ülkelere göndererek buralarda iç kargaşa yaratıyordu. Öte yandan yine fethetmek istediği ülkelere gönderdiği ajanlarını haritacılık anlamında da kullanıyor, fethetmek istediği coğrafyaları adım adım haritalandırıyordu. Gittiği her yeri kan gölüne çeviriyordu. Mesela Hindistan seferinde bir günde 100 bin kişiyi öldürmüştü. Her gittiği yerde insandan kuleler yapıyordu. Nasıl mı? Kendisine direnenleri öldürüp harca katarak kuleler inşa ediyordu. Onun fethettiği her yerde insan kafataslarından oluşan kuleler vardır. Hindistan seferinde bir günde 100 bin kişiyi öldürmesine rağmen Hindistan'a giremedi. Çünkü önünde filler vardı. Filleri aşması gerekiyordu. Son derece canice ama etkili bir plan hazırladı. Yüzlerce deveyi birbirine bağlayıp ateşe verdi ve fillerin üzerine sürdü. Filler korkuya kapılarak gerisin geriye dönüp kendi askerlerini ezdiler ve böylece Timur Hindistan'a girdi. Timur bir barbar ve bozguncu muydu? Yoksa Timur çok yetenekli bir komutan mıydı? Askeri tarihçiler Timur'u dünyanın gördüğü üç büyük savaşçı komutan arasında kabul eder. Büyük İskender, Cengiz Han ve Emir Timur. Timur çok büyük hedefleri olan bir komutandı. Çin'i ele geçirmek istiyordu. Bu amaçla düzenleyeceği Asya seferinden önce kendisine yakın büyük bir devlet bırakmak istemiyordu. Amacı Çin seferine çıktığı sırada kendi ülkesine saldırabilecek bir büyüklükte, güçlükte bir devlet bırakmamaktı ardında. Hani denir ya, Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak. Büyük Çin seferine çıkmışken kendi ülkesi belki de korunmasız kalacaktı. Osmanlı'nın varlığı onu tedirgin etti. Bu yüzden de Osmanlı'yı baskı altına alıp gönül rahatlığıyla Çin seferine çıkmayı planladı. Bu amaçla Anadolu seferine çıktı. Öncesinde aslında iki büyük İslam komutanı mektuplaşmaya başladılar. O dönemde Osmanlı tahtında Yıldırım Bayezid bulunuyordu. Timur ilk mektubu göndererek Yıldırım Bayezid'den kendisine sığınan Kara Yusuf ve Ahmet Celal'i iade etmesini istedi. Ancak Yıldırım Bayezid oldukça sert bir cevap verdi. Mektuplar giderek sertleşti ve sonunda hakarete dönüştü. Kalemin yerini kılıç aldı. 1402 yılında iki komutan Ankara'nın Çubuk Ovası'nda ordularıyla karşılaştılar. Bir yanda Yıldırım Bayezid'in Osmanlı ordusu, öte yanda Emir Timur'un Timur ordusu. Osmanlı orduları dezavantajlıydı. Tamamı muharip ve atlı birliklerden oluşan Osmanlı orduları yorgundu.
Çünkü son yıllarda sürekli İstanbul kuşatmaları gerçekleştiriyorlardı. Ancak Timur'un orduları çok daha kalabalık ve hedefe kilitlenmiş durumdaydılar. Amaçları Anadolu'daki Osmanlı Devleti'nin gücünü kırmaktı. Bu nedenle önce Sivas'a girdiler. Sivas'ta taş üstünde taş bırakmadılar, büyük katliamlar gerçekleştirdiler. Timur ordularının bir büyük avantajı da daha önce Hindistan'ı geçmesini engelleyen filleri artık kendisinin kullanıyor olmasıydı. Timur'un ordusunda 15 kadar fil vardı. Ancak daha önce özellikle devşirme askerlerimiz Yeniçeriler hayatlarında ne fil görmüşlerdi ne onunla nasıl mücadele edeceğini biliyorlardı. Osmanlı askerlerinin hem yorgun oluşu, Timur ordusundaki fillerle baş edememeleri ve bunun yanı sıra bazı muharip birliklerin taraf değiştirmeleri neticesinde Osmanlı Devleti Ankara Savaşı'nda yenildi. Üstüne üstlük Yıldırım Bayezid kaçabileceği halde Timur'a esir düştü. Bazı kaynaklara göre Timur esir ettiği Bayezid'i demir bir kafese koydu ve bütün Anadolu beyliklerini tek tek gezdirerek beyliklerin Osmanlı'dan ayrılmasını sağladı. 8-9 ay esaret hayatı yaşayan Yıldırım Bayezid bazı kaynaklara göre Semerkant yolundayken intihar etti. Timur 1405 yılında Çin seferindeyken yolda çadırında vefat etti. Ayrıca Timur bugünkü Rusya'nın da temelini atmıştır. Nasıl mı? Şöyle ki, Karadeniz'in kuzeyinde Rus knezliklerinin büyümesini engelleyen bir Altın Orda Devleti vardı. Yine Cengiz Han'ın soyundan gelen Batu Han tarafından kurulmuş. Bu dönemde Timur buraya da saldırarak Altın Orda Devleti'ni yok ederek Rus knezliklerinin büyümesine ve bugünkü Rusya Devleti'nin kurulmasına sebep olmuştur. Timur sadece bir asker miydi? Bunun yanı sıra özellikleri de var mıydı? Evet var, sanata ve bilime çok değer veren bir insandı. Öyle ki torunu Ulu Bey çok önemli bir bilim insanıdır. Timur hayatını savaşmaya adadı. 35 yıl boyunca çok büyük bir imparatorluk kurdu. O öldüğünde ardında 17 milyon ceset bıraktı. Ancak çadırında yapayalnız öldü. O gittiği her yeri yaktı, yıktı, katliamlar yaptı. Kendisinin deyimiyle topal ayağımın bastığı yerde ot bitmez oldu. Ve Timur tarihteki yerini aldı. Evet, sizlerle bugün Emir Timur'u konuştuk. Siz ne düşündünüz Emir Timur'la ilgili yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.